değerli izleyicilerimiz, İstanbul'da Bir Gün programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Suriyeli müzisyen Ala El Hatip. Ehlen mi sehlen? Ehlen bikum, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bize biraz Suriye'den çıkma hikayenizi anlatır mısınız? Nasıl oldu tam olarak, neler yaşadınız? Ben Hama'da büyüdüm. Yani benim şehrim. Sonra Humus müzik okudum. Üniversitede mezun oldum 2007'de. Sonra 2008'de Şam'a gittim. Şam'a büyük şehir. Müzik için ve çalışmak için. Biz yaşadım Şam'da, bir 8 sene yaşadım. 2015'e kadar İstanbul'a geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şam'a müzik için dediniz ve yaşamak için dediniz. Daha çok yaşamak için mi, müzik için mi? Yoksa ikisi bir arada mı? Beraber söyleyebilirim. Şam, İstanbul gibi karışık bir şehir. Çok çeşitli var. Fırsat çok var, iş çok var. Bütün şehirler yani çalışabilir benim ama herkes biliyor Şam. Merkez yani Suriye'de. Çok çalıştım, bayağı çalıştım. Yani bir koro kurdum, öğrencimiz çok var. Bir grup beraberle çalıştık, Derviş Müzik. Yani böyle bir master, yüksek master için sen gittim, Şam'a gittim. Peki aileniz ve sevdikleriniz nerede şu anda? Bütün ailemiz burada. Biz göç olduk yani muhacir. Beraberiz geldik. Savaştan çıktık yani. 2015 biz Şam'da durum yani genel olarak etkilenmedi merkez ama biz durum yavaş yavaş zorlandı. Ben bir arkadaşımla çok var İstanbul'da ve onunla konuştum. Tabii ki İngilizce konuştuk. Master için yüksek lisans. Sonra geldim ve aynı zamanda müzik öğretmen çalıştım burada. 2016 başladım yani iş ve okumak. Master. Müzik öğretmenliği yaptım. Müzik öğretmeni bir master. Aynı zamanda ve master yaptınız evet. Bir yandan da. Ne güzel. Tabii aileniz burada ama sevdikleriniz burada da var. Suriye'de de var, Şam'da da var. Evet, her yer var şimdi. Bütün dünya arkadaşımız var. Bir müzisyen için vatanından çıkmak belki de her şeyden önce bir müzik evreninden çıkmaktır. Bu sizde bir travmaya yol açtı mı diyeceğim ama görüyorum ki açmamış. Siz çok mutlu görünüyorsunuz çünkü. Çok mutluyum. Eğer öyleyse de nasıl baş ettiniz bu duyguyla? Baş etmenizi gerektiren bir duygu yaşadınız mı? Ya ben ilk gün geldim hatırlıyorum. Kitap açtım. 1, 2, 3, 4 rakamlar öğrendim. Adetler Türkiye'de okudum. Yani saygı en önemli şey. Ben bunlar öğrendim. Sefa sefa geldim. Yani zaten söyledim, arkadaşımız çok var Türkiye'den. Suriyeliler şu gitti. Biz müzik yaptık, bir workshop bir şey. İlk geldim ben sıfır kelime biliyorum Türkçe. Türkçe bilmiyorum. İngilizce biraz. Bir 10 ay İngilizce öğrendim. Çünkü master, yüksek lisans İngilizce ve müzik öğretmen çalıştım. Yani Amerikan okul. Daha çalıştım. Mecburen İngilizce öğrendim. Böyle 4 sene yaşadım. İngilizce sadece konuşuyorum. Ama aynı zamanda yavaş yavaş Türkçe öğrendim. 2019 resmi bir yani tam kurs girdim ve Türkçeyi tamamen öğrenmeye başladığınız yıl diyebiliriz. Ve sevgilim ve işim buldum. benim Türk işim. Çabuk öğrendim. Yani bir 3-4 ay çok iyi alıyorum. Yani şimdi bir iki sene, üç sene sordu.
2019 itibariyle aslında Türkçeyi tam olarak öğrenmeye başladınız. Ben başladım, evet. Sonra eşiniz sayesinde sayesinde. Evde evet. Sürekli de pratik yani derdimi anlatabilirim. Çok da güzel anlatıyorsunuz zaten. Saygı dediniz. Saygı zaten her dilde saygı. Evet. İlk geldiğim benim için çok önemli. Yani ve bütün arkadaşlarla böyle konuşuyorum. Sen eğer bir yara gitmek istiyor, bir insanla buluşmak istiyor, yani başka bir halk saygı göstermem lazım. Adet öğrenmem lazım. Benim için çok önemli. Bir çok şey buldum. Adet burada ve Suriye ve Lübnan çok farklı değil. Yemek ve adetimiz ve belki zaten dil, zaten ortak kelimeler çok var. Türkçe ve Arapça. Buradan başladım. 8 kelime buldum. Hemen öğrendim. Hissettim zaten bir dil fark yani. Ya da mesela lahje söyleyebilirsin. Yani Türk lahje, benim için lahje oldu. Arap ülkelerden çok lahjeler var. O yüzden böyle yani çok fark ben bulamadım. Ala Bey, ut çalıyorsunuz. Ut bizim de klasik enstrümanlarımızdan biri. Türkiye'deki klasik ut icralarıyla Suriye'deki gelenek arasında farklardan veya benzerliklerden bize bahseder misiniz lütfen? Aslında evet, bu soru çok önemli çünkü insanlar merak ediyor bu ud hakkı. Ud gerçekten Türkiye'de çok değerli bir enstrüman. Yani ben çok söylüyorum, ben udiyim. Herkes bir tepki veriyor. Ud genel olarak tarih de böyle sürüyor. Bütün enstrümanlar uddan geldi. Yani bir 5000-6000 sene önce ilk şey keşfetler, resimler ud enstrüman. Sonra bütün enstrümanlar geldi. Tarih böyle söylüyor. Ve ud bütün enstrümanların annesi. Annesi. Diyebiliyor muyuz? Evet. Ud özel bir enstrüman. Suriye'de bütün Arap ülkeleri, bir 22 devlet var. Ud çok seviyor. Festivaller yapıyoruz. Bir çok mesela Türk müzisyen, Azerbaycan insanlar geliyor. Biraz fark, bazı farklar yani bu bence önemli değil. Akor hakkında ama teknik olarak aynı. Pozisyon, makamlar. Bütün ülkede mesela Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Lübnan makamlar isim var ama bazı isimler farklı çalışıyor. Yani sonuç makamlar var. Çeşitli makamlar var. Türkiye'de bazı özel makamlar var. Dilirken hemen çalışabilirim yani. Arapça ud ya da Türkçe yani önemli değil. Az önce festivalden bahsettiniz. Ben ona değinmek istiyorum. Çok merak ettim çünkü. Eminim izleyicilerimiz de merak etmiştir. Festivallere herkes udunu mu alıp geliyor? Tabii. Böyle bir festival ortamı mı oluyor? Tabii ki. Genel olarak bütün müzisyenler onun kendi enstrümanı alıyor. Yani herkes bir arkadaş gibi bir enstrüman alıyor. O zaman ud festival şey mesela geçen ay Fas'ta bir ud festival oldu. Çok müzisyenler gitti. Türkiye'den bir müzisyen gitti. Lübnan, Tunus, Suriye, Irak böyle. Yani 3 gün her gece bir 2 konser var. Bir Katar ud festival var. Lübnan, Tunus. Bunlar çok Amman, Suudi Arabiya. Ve bu müzisyenler toplanıp ortak bir şarkıda mı buluşuyorlar? Ortak birlikte şarkılar mı çalınıyor? Mümkün. Herkes bir onun kültür paylaşabilir yani. Ya da onun bazı insanlar beste yazıyor. Yani bazı Türkler Arap eserler çalışıyor yani ses sema. Farklı kültürlerden farklı müzisyenler evet, buluşup. Evet, evet. Karışık yani. Sunuş geceleri yaşıyorlar falan. Ne güzel. İstanbul'u ilk gördüğünüzde neler hissettiniz? Ben burada rahatça yaşayabilirim dediniz mi? Yoksa bunu demeniz zaman aldı mı? Ya da ben burada ne yapacağım şimdi mi dediniz? Neler hissettiniz? Evet bu. Hatırlıyorum gerçekten. İlk geldim çok yeşil var ama çünkü ilk geldim çok zor bir günler yaşadım. İş yok. Ama çok sormadı yani bir 4 ay sadece. Zaten bir 4 ay arasında ben İngilizce ve Türkçe öğrendim. Yani çalıştım yani. Ne zaman iş buldum müzik öğretmenim, farklı şey baktım. İlk maaş aldım, sonra master kazandım. Yani çok az sordu, çok para hissettim yani. Çok kısa sürede, çok rahat hissettim. Evet. Çünkü zaten ben plan koydum.
Bu için geldim. Yani 2017 mesela Fransa'ya gittim. Kalabilirim ama yok, ben döndüm. Festival için gittim, döndüm. Herkes bana dedi ki, sen neden İstanbul'a döndün? Ben dedim, burada bir aşk var. Aşk, bir aşk bilmiyorum yani. Bırakmak istemiyorum. İstanbul'a aşık oldunuz aşık ya da oldum. İstanbul kendini size aşık etti. Bütün genel olarak Türkler ve Türkiye'de ben çok hikayeler biliyorum. Manzara, insanlar, ortak kültür var. Yani aslında ben çok mesela bazı kitaplar okudum. Yani Türkiye kafamda bir güzel bir şey var. Geldim, iki kat oldu. Yok, fazla. Annem babam çok mutlular. Suriye'de uzun yıllar müzik eğitimi almışsınız. Nasıl bir müzik eğitimi var orada? Türkiye'deki eğitimle karşılaştırırsanız neler söylemek istersiniz? Aslında bütün konservatuvarlar, bütün dünya aynı. Aynı sistem. Aynı sistemi uyguluyorlar. Aynı sistem. Yani nasıl mesela üniversite gireceksin, bir şey hazırlanacaksın, nota okuyacak, şarkı söyleyecek, şarkı. Biz aynı şey, tarih, müzik okuduk. Tüm harmoni, kontrban, bunlar zaten herkes mecburen yani bir sistem var. Konservatuvar, bütün dünya aynı isim zaten biliyor, konservatuvar. Benim, ben okudum eğitim ve konservatuvar aynı zamanda. Ben şanslıyım. Yani bir bölüm var bizim konservatuvarda, Homs'ta, eğitim. O zaman ben hem müzik öğretmen çalışabilirim ve müzisyenim. Yani bir taş. Bir taşta iki kuş. İki kuş. Buyurdunuz. Evet, evet. Bu da size şansınız olmuş. Evet, evet. Sistematik olarak da notaların dili. Dili, evet. Sistem olarak. Yani Türkiye'de bir fark, biraz fark var ama batı not insanlar kullanıyor. Yani bir transpozisyon yapıyor. Yani mesela eğer bir Türk nota var. Transpoze ediyorlar, yerlerini değiştiriyorlar. Sıkıntı yok. Yani bir program var. Tık 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 programı da hallederiz. Müzisyen olanların da zaten bunu kolayca halledebileceği bir durum oluyor. Zaten bizim Mitut'da Suriye'de hatırlıyorum ve Lübnan. Ses Samai ve Longa, Beşraf. Biz hepimiz insan, Tamburi Cemal, Cemil Bey, Şerif Muhiddin Targan, Mesud Cemil, çok isimler ben biliyorum. Yani onlar zaten besteler yazdı, Ses Samai, Longa, hepimiz biliyoruz yani. Az önce bahsettiniz, Fransa'ya gittim, aşık olduğum için İstanbul'a geri döndüm. Aşk beni geri çağırdı, evet, dediniz evet, neredeyse. Evet. Peki bunun öncesinde Suriye'deyken Türkiye hakkında neler düşünüyordunuz? Herkes biliyor Türkiye, İstanbul özellikle ve belki Hatay çünkü sınır aynı. İstanbul çok güzel çünkü Kalıcı var, deniz var, çok güzel manzaralar var. Herkes böyle diyor. İstanbul çok güzel, herkes gelmek istiyor. Ben hatırlıyorum çocukken kasabadan insanlar mesela toplanıyor, 20 kişi. Nereye gitmek istiyorsun? Mesela İstanbul'a gitmek istiyor. Herkesin gitmek istediği ortak yer. Ve herkes kumbara yapıyor mesela bir tatil için gidiyorlar. Ve biz, mesela annem hatırlıyorum, ben İstanbul'a gitmek istiyorum ve ceket, cilt ceket mesela, deri ceket. Çok meşhur. Ben hayal kurdum, Türkiye'den bir ceket almak istiyorum. Aldınız mı? Evet, aldım. Ceket aldım, ayakkabı aldım. Yani kıyafetler çok meşhur Türkiye'de. Zaten gördük yani çok meşhur. Çok de iyi, güzel sanat yapıyor yani. İstanbul'a geldikten sonra sokaklarda bir sürü ut çalmışsınız. Suriye'de de böyle bir sokak müzisyenliği durumu var mı? Yok, Suriye'de yok. İlk geldim Türkiye'de, baktım insanlar metroda ya da sokak çalışıyor. Çok beğendim. Sen açık sahne yani. Bir kere denedim ve İstiklal Caddesi'de arkadaşıyla bir saat, iki saat ilk defa böyle bir hayal, bu deneyim yani benim için çok güzel. Güzel bir deneyim. Çok güzel. Yani hala denemek istiyorum ama benim için oud salon enstrüman. Yani ben güzel bir sahne daha seviyorum. Daha sonra da aynı şey yaptım. Açık bir sahne gibi sokakta çalmak yerine. Evet, evet. Oud gerçekten söyledim. Yani belki gitar, klarinet daha ses farklı ama oud güzel bir enstrüman. Sohbet, oturmak, yani insan dinlemek için beni dinliyor. Ve zaten ben makam ve doğaçlama yapıyorum ve bazı eserler. O yüzden benim için oud salon enstrüman. Dolayısıyla sokakta oud çalma fikrini
çok da sevmediniz. Denemek için yaptım ama denebilirim sonra, sıkıntı yok. Yani güzel bir tecrübe yani. Peki sokak müzisyenliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Farklı bir enstrüman çalmak olabilir. Ben zaten arkadaşlar Türk ya da Arap ya da İran çok insan gördüm. Sordum mesela neden burada çalışıyorsun mesela. Bir şey keşfettim mesela, bazı insanlar şey para kazanmak için ya da show yapmak istiyor. Ya da belki bazı insanlar şey benim gibi denemek istiyor. Genel olarak ben çok bu konu ben girmedim. Ama çok saygı diyorum. Müzik sokakta ya da hangi mahalli benim için çok saygı diyorum ben. Müzik paylaşmam lazım bütün dünya. Türkiye'de Arap müziğine ilgi çok eskilere dayanır. Özellikle Ümmü Gülsüm bizim için de vazgeçilmezdir. Suriye'de de Ümmü Gülsüm dinlenir mi? Bir şey söylemek istiyorum. Ümmü Gülsüm ben hissediyorum bütün dünya için geldi. Yani bazı insanlar işte bu Mısır'dan. Yani ben bu şeyi fark etmedim. Sen Feyruz, Lübnan'da bir Ümmü Gülsüm. Bizim için güzel ses, güzel şarkılardan yani burada kaldı. Ama ülke hakkında düşünüyoruz. Bu Mısır, Arap, Türk. Galiba bütün sanatçılar, meşhurlar ve çok eser bıraktı bu hayat. Bu universal yani, bütün dünya için. Bence de universal. Ben Suriye'deki durumunu merak ettim. Evet. Ümmü Gülsüm, Mısır'ın 4. piramidi kabul ediliyor zaten. Evet, evet. Biliyorsunuz. Yani Ümmü Gülsüm herkes dinliyor. Şarkılar biliyoruz. Çünkü 2000 hatırlıyorum, ne zaman Ümmü Gülsüm başladı, her ay radyoda sahne çıkıyor. İnsanlar da radyoda oturuyor. Televizyon yok, internet yok. Ve herkes 2 saat Ümmü Gülsüm'ü dinliyor. Bir şarkı, sözler biliyor, kelimeler biliyor. Ve Ümmü Gülsüm zaten seyirciler için doğaçlama çok yapıyor. Tekrarı doğaçlama. O zaman bir şarkı 2 saat sürüyor. Düşünebilirsin. Ve hala insanlar dinliyor. Şimdi bazı şarkılar alıyor. Mesela bir tane şarkı Anta Umri. Türkiye'de ben geçen ay gördüm. Bir kadın okudu. Ve çok güzel okudu. Bir tane mesela keşfettim, Aziza müzik, Abdülvahab yazdı. Aziza burada şarkı, Mısır'da müzik. Sizin gelenekte de klasik tarz, halk tarzı veya folklorik tarz gibi bir ayrım var mı? Ben duydum büyük dede, onun sesi çok güzel. Sizin büyük dedenizin sesi böyle, çok güzel. Böyle babam söyledi. Ailemiz yok. Ben bir kız kardeşim. Bir an babam enstrüman eve getirdi. Ben böyle enstrüman gördüm. Ben ders almak istiyorum. 6 ay korsa bitirdim. Ben 13 yaşındayım, 14. Sonra Suriye'de gezmeye başladım tüm şehirler. Çocukken yani o zaman ben hatırlıyorum ailemiz kimse yok. Ben bir kız kardeşim sadece. Siz o zaman Ud'la tanışmanız kaç yaşında oldu? Söyledim, Ud solistler çok var. Lübnan'dan, Mısır'dan, Suriye'den. Çocukken dinledim ben. Ve zaten mahalledeydi arkadaşlar. Ve müzik dersi zaten. Benim okulda bir müzik öğretmenim hala yaşıyor. Benim arkadaşım. Benim öğretmenim arkadaş olduk. Ud taşınıyor, bir ders veriyor. Mesela şarkı, bir şey. Ve Ud. Ben bakıyorum, sadece baktım. Böyle bir sene, 2 sene sonra ben... Babam tesadüfen Ud aldı, eve bıraktı, evde bıraktı. Dedi belki çocuklar öğrenecek. Valla gerçekten öğrendim, ben bir kız kardeşim. Kız kardeşim, söyledi ki Ud, evet. Ve Ud ailenizin bir bireyi olarak, evet. Sizinle birlikte. Evet, ben sonra karar aldım, ben müzik okuyacağım ve okudum, çok şükür. Şimdi bütün konuklarımıza sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. İstanbul'da bir gününüz olsaydı, nerede uyanmak? Nereye gitmek, nerede vakit geçirmek ve bugün nerede tamamlamak isterdiniz? Sadece bir gününüz olsaydı. Galiba bu böyle bir manzara gibi oturabilirim böyle. Bir gün benim için. Bütün gün böyle bir manzarada oturmak isterdiniz. Hangi yer benim için, diğer taraf, karşı taraf galiba aynı. Güzel manzara, sahil, ağaçlar. Öyle. Sizin İstanbul aşkınıza bakılırsa bence bir gününüz olmazdı. Siz o bir günü bitirdikten sonra... Tekrar dönüp gelirsiniz. Yani genel olarak bir gün ya da bir saat bir güzel insanla muhabbet, sohbet geçirebilirim. Bütün umurum önemli değil. Bir saat güzel hatıralar yapıyorsun.
bütün son sona kadar yaşayacak yani. Ben böyle, hayatım böyle yaşıyorum. Hatıralar güzel yapıyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Keyifli sohbetiniz için, anılarınızı bizimle paylaştığınız için. Yani umurumda bir seyirciler alıyor, benim kırık turşu ama söz vereceğim. Çok iyi turşu öğreneceğim ve derdim daha anlatacağım ve hikayeler biliyorum. Biz gayet iyi anladık, çok teşekkür ederim. Ama gayet güzel konuşmuşsunuz. Söz vereceğim yani, benim sözüm söz. Son olarak sizden bir ricamız olacak. Tamburi Cemil Bey'in bir eserini kendi tarzınızla bize yorumlar mısınız lütfen? Peki. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Suriyeli müzisyen Ala El Hatip'ti. Bugün de bizimle olduğunuz için ekranları başındaki siz kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, sanatla kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.